Bu tarafa yaslandığınızda Rusya gıdıklıyor. O tarafa yaslandığınızda Amerika gıdıklıyor. Ambargo diyor, OFAC diyor. Efendim, hasımlar, Amerika'nın hasımlarıyla, yaptırımlar yoluyla mücadele yasasını devreye sokarım diyor. Onu diyor, bunu diyor vesaire işte. Ya da Rusya öbür taraftan. Dolayısıyla bu bir sıkışmış denklem ve coğrafyanızın, sınırınızın ötesinde bir tarafta taraf olduğunuz anda otomatikman ilintili bütün yerlerde taraf olmaya devam ediyorsunuz. Şimdi ben Türkiye'ye bakalım istiyorum. Şu gözle bakalım. Londra, hani o paranın yönetildiği başkent, Canary Wharf diye bir bölge var, plazalar, 5000 tane deha çocuk, altın çocuk bizim gibi ülkelere sıcak para sokuyorlar. Ürkek ceylan hani giriyor. Girince ihya oluyoruz. Çünkü döviz satıyor. Kur bir 80'e iniyor. Gidince fela oluyoruz. Döviz alarak gidiyor. TL varlıkları satıyor. Kur oluyor 7-20. Bedelini ödüyoruz vesaire. O Londra sermayesini konuşuyoruz. O emperyal akıl nasıl bakıyor? Şimdi efendim şurada gördüğünüz aslında Türk varlıkları. Yani bizim borsa hani yükseldi falan filan da hikaye. Onu TL bazında borsamızı dolara böldüğünüzde, 6-10'a böldüğünüzde dolar bazında borsamız aslında halen ucuz. Kime göre ucuz? Mavi ve kırmızı. Ben grafiklerde çok girmek istemiyorum. Sadece Türk varlıkları ucuz. Hocam biz borsayla ilgilenmiyoruz. Ya fark etmez. Pratikte sahadayız. Reel sektör borsaya kote olsun olmasın şu an finansal olarak hepsi hırpalanmış vaziyette. Biliyorsunuz bir kere bizim şirketlerimiz vade uyumsuzluğuyla yakalandı. Vade uyumsuzluğundan kastım kısa vadeli borçla uzun vadeli yatırım ve para birimi uyumsuzluğuyla yakalandı. Gelenle giden, daha doğrusu döviz borcuyla TL kazancıyla yakalandı ve bu hırpalanma ağır oldu, bedeli ağır oldu. Dolayısıyla reel sektör bugün yurt dışında şirketler gelip alalım sizi deseler ucuza gidecek. Yani ucuzuz. O zaman gelmeleri lazım. Yani bu kelepir Türk varlıklarına neden yabancı sermaye gelmiyor? Bunu nereden ölçümlersiniz? Nereden takip edebilirsiniz? Artık herhalde herkes biliyor. CDS, ülkenin risk primini gösteriyor. Yani geçen yıl ne kadar çok kaza yaptıysanız bu sene kasko primi o kadar yüksek. Geçen yıl ne kadar az kaza yaptıysanız bu sene kasko primi o kadar düşük gibi düşünebilirsiniz. Yabancı gözüyle Türkiye riski nedir? Ne kadardır? Bakın geçen sene papazı bulduğumuz dönemlerde 574 lira hatta gün içerisinde daha da yüksek seviyelere kadar çıkmıştı. Epey bir düşüş var. Fena değil. Yani yabancının gözünde iyileşme var ama o bizim alışık olduğumuz 2013 ve öncesindeki düzeylerde değil. Halen nötr bakıyor. Neden? Ağırlıklı olarak Suriye krizinden. Demek ki yabancı nötr bakıyor. Yani Türkiye iştahı yok. Burayı geçtim. İçerideki nasıl bakıyor? İçerideki yani burada 82 milyon vatandaş var. O nasıl görüyor? Onun da cevabını iki yerden görüyoruz. Bir, güven endeksi, tüketicinin güven endeksi. Bu arada yanlış anlaşılmasın. Reel sektör toparlanıyor. Hareket başladı. Birazdan veriyle de ispatlayacağım. Ama İstanbul'la başladı. Gaziantep, Bursa, Konya, Kayseri hareket başladı. Yani en kötü reel aktivite anlamında geride. Ama tüketici orada değil. Tüketicinin sıkıntısı var. Tüketici 700 lira doğalgazı, 200 lira elektriği ödedikten sonra geriye kalanla ekonomiyi destekleyecek bir tüketim yapamıyor. Nitekim de güven endeksi bize aslında onu gösteriyor. Ama daha önemlisi biraz önce söyledim o döviz tevdiat hesapları yani vatandaşın bankadaki tuttuğu döviz zaten bizatihi şanta da katılıyorum bu arada bir anlamda hiç ama bir güven bunalımı yaşadığının en önemli göstergesi. Buraları geçtim. Bir tane gösterge var yakından takip etmenizi tavsiye ederim. Gayri safi yurt içi hasılaya bakıyorsun 4 ay önce geliyor. Bana ne? Yani ben sizin gibi bir iş insanı olarak bana bugün lazım hatta mümkünse hoca yarın hakkında da bana öngörü de bulun. Yani eş zamanlı olanı açıklama. Bunun en güzel verilerinden biri Türkiye'de PMI endeksi. İstanbul Sanayi Odası sponsorluğunu yapıyor. Londra'da bir şirket arıyor sanayicileri. 12 tane soru soruyor. Geçen aya göre ne oldu diyor satışların. Aynı kaldı, arttı, azaldı. Geçen aya göre ne oldu yeni siparişlerin. Arttı, azaldı, aynı kaldı. Alıyor bunları, birleştiriyor, toplulaştırıyor. Bir tane endeks yapıyor. 50'nin üstü büyüme, 50'nin altı küçülme. Türkiye Nisan 2018'den beri küçülüyor. Ama Ocak 2020 ile beraber farkındaysanız suyun üzerine çıktı. Bu güzel. Ocak
Hangi aydayız efendim? Şubat. Şubat'ta ocağı bilmek bir lükstür. Ne olur? Hani bugün bir aslında bunun finansal anlamda da okur yazarlık anlamında da önemli olduğunu düşünüyorum. PMI endeksini ne olur takip edin. Her ayın birinde açıklanıyor. Birileri müdahale ediyor. 1 Mart'ta Şubat'ı göreceğiz efendim. 1 Mart'ta Şubat'ı, 1 Mart tatile gelmiyorsa. Şimdi soru şu, devam edecek mi bu? Devam edip etmemesi Türkiye'de şuna bağlı. Bizim ülkemiz, bizim insanımız girişkendir. Girişimci demedim. Girişkendir. Çünkü girişimci sıfatını hak edebilmek için o girişken beynin yatırım yapmadan önce iş planı hazırlaması lazım. Pazar analizi yapması lazım. Finansal projeksiyonunu yapması lazım. 3 yıl, 5 yıl. Nereden ne kadar alacak? Abi gel yürü gidelim de olmuyor. O yüzden girişkeniz. Ama fark etmez. Girişken olmamıza rağmen ya da girişkenliğimizden dolayı bizim büyüyebilmemiz için en önemli kriter bankaların açtığı krediler. Bankaların açtığı krediler PMI endeksinin Şubat'ta, Mart'ta, Nisan'da ne olacağını bize söylüyor. Peki bunun bir kabaca formülü var mı? Var. Ne olur? Her hafta Perşembe açıklanıyor. Bankacılık sektörünün açtığı kredi büyümesine bakın. Kamu bankalarını bırakın. Özel bankalara bakın. Özel bankalar %30'a yaklaştı geçen yıla göre kredi büyümesi. Ve dikkat ederseniz o KGF'li o yani hani yürüyün KGF'lerle ekonomiye destek olacağız, kan vereceğiz, can vereceğiz dediğimiz dönemdeki kredi büyüme hızını yakaladık. Dolayısıyla evet PMI endeksi Şubat'ta, Mart'ta, Nisan'da büyük bir beklenmedik yumruk olmadığı sürece yani Mike Tyson'ın tabiriyle herkesin bir planı vardır. Ta ki o beklemediğin yerden yumruk gelene kadar der. O yumruk gelmediği sürece 2020 Türkiye açısından bir büyüme yılı. Krediler geliyor, özel bankalar geliyor. Ben kamu bankalarını burada şu anlamda dikkate almıyorum. Çünkü özel banka diyor ki abi bir dakika diyor. Ben bir bakarım diyor. Benim burada bir patronum var. Burada bir Excel var. Burada sorunlu krediler var. Tahsil edemediklerim var. Bunlara bakarım. Ona göre ticari zekayla ben buna karar veririm diyor. Yani dolayısıyla bu gözle baktığımızda ben şeyi iyi görüyorum. Ha dünya ne durumda? Dünya ile ilgili ufak bir cümle Şant müsaade edersen. Şimdi bu VIX endeksi diye bir şey var. Sırtımıza sürdüğümüz krem değil. VIX endeksi korku endeksi. Finansal piyasalarda sıcak para ne hissediyor? Onun ahvali yani dünyanın durumu o dünyayı yöneten o Rockefeller'ın Rothschild'ın o ne hissediyor? O korku endeksi dikkat ederseniz 20'nin altında. 20'nin altında demek ki dış dünyada işler fena değil. Bunu söylüyor. Ama benim bir endişem var. Benim endişem şu. 2021 yılından ben korkarım. Veri ürkütücü. Bakın bugün bir ev aldığınızda 600 bin liralık bir ev aldınız diyelim. Aldığınız gibi evi kiraya verdiniz efendim. Öyle bir kira üretti ki yıllık kira geliri diyelim ki 30 bin lira olsun. 600 bin ev aldık fiyat. Bölü 30 bin lira yıllık kira gelirimiz var. Kaç yılda kendini çıkarıyor? 20. Bir dakika. 900 bin liralık bir ev olsaydı 30 bin lira kira kaç yılda kendini çıkarırdı? 30 yıl. Hangi ev sizce daha pahalı? Kiraya göre 900 bin lira. Yani fiyatla o varlığın ürettiği reel şey arasında kopukluk varsa fiyat balonlaşıyor demektir. Almazsınız o evi. Ya da bir noktada satarsınız. Şu gördüğünüz S&P yani dünyanın işte kılavuz kargası dediğimiz dünya Amerikan borsası en büyük borsa S&P 500'deki fiyat kira değil fiyat kar. Çünkü evin ürettiği kira, şirketin ürettiği kar. Borsa fiyatlarıyla şirket karları arasındaki uçuruma bir bakarsanız o aşağıda 1880 var. Finansal tarihin en şişik ikinci balonu karşımızda. Ve biz biliriz ki balonların ömrü iğne görünceye kadardır. Dolayısıyla bu iğne korona mı olur? Efendime söyleyeyim, Çin ile Amerika arasındaki ticaret savaşı falan değil bu. Hegemonya savaşı bu mu olur? Bunu göreceğiz. Bunu bilme şansımız yok. Ama bu balon bir gün patlayacak. Muhtemelen de 2021'de. Neden?
Çünkü doğru. Donald Trump seçime gidiyor Kasım ayında. Ve Amerikan Merkez Bankası Fed teslim olmuş durumda. Başkana. Şant'ın en sevdiği yerlere geldim. Geldim zaten şimdi. Dur. Ona top kaldırdım, röveşataya geçecek. Evet, 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 süper. Şimdi burada hemen iki tane şey. Bu S&P balon mu? Bir başka grafik açayım ben. S&P üzerinden gitmeyeceğim. Başka ya, bir cevap vereceğim. Şöyle diyeyim. Bir şey de ekle o zaman. Trump seçilir mi? Trump'ın seçileceğini, garanti bak, seçileceğini söyleyen ilk kişi S&P, benim tanıdığım. S&P balon değil, tırnak içinde söylüyorum. Çünkü tahvil piyasası daha büyük bir balon. S&P gidiyor çünkü görece olarak ucuz. Ama bu değerleme şu Erkin'in anlattığı yanlış mı? Kesinlikle değil. Bunun ben daha genişini anlatayım. Bir benim sunuma geçebilirsek eğer, Erkin bir rica edebilir miyim? Ne demek ya? Senin de Ali abi belki kaldıracağım oradan. Zaten istenmiyorum ya. Gidiyorum. Şimdi tek bir grafik göndereceğim, göstereceğim. Bana sorarsanız da benim şeyimin en önemli kısmı belki budur. Erkin çok iyi bir yerden girdi. Burada iki çizgi görüyorsunuz. Şu sarıyla gördüğünüz 1950 yılını 100 olarak aldım. Sarı ben ile gördüğünüz, sen de kalk abi. Amerika'nın GDP'sinin gelişimi. Beyaz ile gördüğünüzde hane halkının serveti. Şimdi Erkin'in S&P olarak dediği artı konuttan bahsetti. Ağırlıklı olarak buradan geliyor zaten. Bu ikisinin seyrine bakıyoruz. 100'den başladık 1950'de. Bakın bu hep aslında ekonominin yukarı gittiği, alttan da biraz farklı hane halkının takip ettiği bir endeksti, göstergeydi veya yarıştı. Ne zamana kadar? 1990'lara kadar, 95'lere kadar. Şurada bir ayrışma olduğunu gördük. Şu ne, hangi dönem? Dotcom, yani teknoloji balonu. Bu iki çizgi birleşti. Balon söndü, kriz başladı, 2002 döneminde birleşti, öpüştüler, sarıldılar. Sonra daha büyük bir fark oluştu. Bu hangi dönem? Bu konut balonunun oluştuğu dönem. Ama neydi Erkin? Balonu patlatacaklar. Tekrar birleşti. Kriz oldu. Şimdi şuna mother of all bubbles diyorlar. Bütün balonların anası. Yalnız bir şeyi temizlemek lazım diye düşünüyorum. Bu balon dediğimiz şey aslında merkez bankalarına biraz haksızlık. Merkez Bankası şunu yapıyor aslında. Hane halkının servetini, gelecekteki serveti öne çekiyor. Düşük faiz, işte gevşek para politikası vesaireyle. Neden? Çünkü aslında kamu, yani devletler yapması gerekeni yapmıyor. Onu da birazdan konuşuruz. Neden yapmadığını da birazdan paylaşacağım. Ama şu çok büyük bir tehlike. Hani ben zamanlama bilmiyorum. Söylemek zor. Ama şu çok büyük bir gümbürtüyle çökecek. Yani muazzam bir gümbürtüyle çökecek. Bitcoin vesairenin ortaya çıkması, üçüncü partilerin ana partileri kenara itmesi, bunların hepsi aslında şunun bir doğal sonucu diye düşünüyorum. Çok şeyi de göstereyim. Oturabilir miyiz? Lütfen Ali abi, buyur. Bu arada hani Şant, bunu da söylemem lazım. Son 4 yıldır, 3 yıldır herkes, özellikle dış dünyadaki önemli kanaat önderleri S&P balonu ha bu yıl, ha şu yıl patladı, patlayacak derken ben kendim bizzat şahidim. Şant'la sohbetlerimizde daha yola devam. Daha yola devam 4 yıldır. Haklı çıktı. Net haklıdır. Yani. Erkin, Bitcoin'i geçtim sana abi, hesabına. Sonra bakarsın. Şimdi az önce söyledim, merkez bankaları neden şey diye, dünyanın demografisi vesaire de değişiyor. Yani merkez kamu bir şey yapmayınca merkez bankası kendisini bir şey yapmak zorunda hissediyor. Çünkü işte nüfus yaşlanıyor, onların desteklenmesi, varlıkların yukarı gitmesiyle harcamayı desteklemeye çalışıyor vesaire. Bunların hepsi her şeyi de etkiliyor. Yani Brexit'in oy dağılımına baktığında aslında yaşlılar çıkalım diyen gruptu. Gençler, ben Avrupa'da dolaşıyorum. Pasaport, vize hiçbir şey gerekmeden iş buluyorum vesaire diyordu. Dolayısıyla dünyada geldiğimiz yapı, siyaset, demografi, işte verimlilikteki problemler, bunların hepsi çok geniş bir müdahale gerektirirken biz işi gücü bıraktık. Akşam televizyonu da açtığınızda işte FED faiz indirsin, Almanlar şunu yapsın, ama ortada çok daha büyük bir problem var. Bu iş merkez bankalarına kaldığı sürece, Erkin'in S&P üzerinde bahsettiği ama bütün varlık fiyatlarında gördüğümüz balon büyümeye devam edecek. Çöktüğü zaman da daha öncekilerden çok ağır çökecek. Çünkü 2008'de yapabilecekleri her şeyi yaptılar. Sistem temizlenmeden krizden çıktık. Dolayısıyla çok büyük bir gürültüyle çökeceğiz. Ona hiç şüphe yok. Onu söylemek lazım. Herkesin de biraz kendisini hazırlaması gerekiyor diye düşünüyorum. Bunun yanıtı bende.
Şöyle bir gerinerek oturayım müsaadenizle. Efendim, ben de biraz bir 150 yıl sağlıklı yaşamak ister misiniz diye bir soruyla başlayayım. Çünkü bu arkadaşlarımın başladığı yoldan, bu arada simültene gidiyoruz. Bunun bir provasını yapmıştığımız yok yani. Yanlış anlamayın, o ona pas atıyor, bu buna pas atıyor falan değil yani. Sadece ana başlıkları bunları konuşacağız dedik, gidiyoruz. Şimdi ben araya girip arkadaşlarımın şeyine, derdine bir iki derman olacak bir şey söyleyeceğim. Hepinize bir soru soracağım. Hakikaten 150 yıl size sağlıklı yaşamayı garanti ediyorum desem, kimler kabul ederler? Az. Evet, az. Biraz daha reklama ihtiyacım var. Peki, bunu sağlayacağım. Hiç merak etmeyin. Garanti ediyorum dedim. Talep az çıktı. Hepinize küçücük bir toplu, yine başı büyüklüğünde bir çip takacağım. Sağlığınızı izleyeceğim. Hasta olmadan sizi tedavi edeceğim. Herhangi bir sakatlık olduğunda da müthiş çözümlerim var desem. Ve 150 yıl size de garanti ediyorum. Var mısınız desem, fikri değişen olur mu? Fikri değişen oluyor. Süper. Ali abi, 150 yıl artı 5 milyon dolar de bakalım. Aa yok, onu 10 milyona çıkartacağım da ben. Yani o sezonu. Çeki bilmiyorum ama yani. Çek büyük. Onun derdi ayrı. Şu şeyi ben alabilir miyim? Şimdi bir iki şey var. Burada bu arkadaşlarımın benim sunumu da koyabilirseniz oradan ben gideyim. Çünkü onun içinde bir tane cümle var. Onu da Şant çok sevecek. O sunumdan sonrasında size biraz daha, biraz belki o patlayacak olan S&P bubble'ının veya balonunun başımıza neler açabileceği ile ilgili şey yapacağım. Bunu bir şey olarak hepinizin yaş seviyesini anlamak için koyduğum bir slide. Şu sol taraftaki resmi görenimiz var mı hiç? Görenimiz var. En soldakini. Görenimiz var. Kullananımız var mı? Kullananımız yok. Peki, güzel. Bu iyi bir haber. Yeterince yaşlı bir şey yok, topluluk yok. O bir Aristo cetveli. O manuel bir hesap makinesidir. Müthiş. Ondan, Apollo'yu ondan gönderdiler uzaya. Alttaki resmi göremiyorsunuz. Benim kalkmam lazım biraz. Ortadaki resmi, pardon. Ortada resmi gören var mı? Kullanan var mı? Gören de yok, kullanan da yok. Süper, bu iyi haber. O bir punch kart, o bir program satırı. Ben 1983 yılında Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Merkezi'nde onu okutan operatörlerden biriydim. O hatalıysa eğer, onu çıkarıyorsunuz. Bir tane punch makinesi var, ekran var, yazıyorsunuz, kartı koyuyorsunuz. Tırırırt diye deliyor. O satırı yerine koyuyorsunuz, götürüyorsunuz. Bir tane okuyucusu var. Çalıştırıyorsunuz. Bir başka hata çıkarsa tekrar onu buluyorsunuz falan. Bu programlama yöntemiydi. Fortran 77. Ve bilgisayarı ondan öğrettiler dünyaya. Sağdakini kullananlarımız var mı? Evet. Hayli dijital göçmen var aramızda. Dijital göçmenler bizleriz. Bir de dijital doğanlar var. Onlar 1 ve 0 ile düşünüyorlar ve dünyayı değiştirecekler. Şimdi gelelim ikinci meseleye. Buradaki şey var. Yanıt burada geliyor. Şimdi ilk önce bahsedilen, şimdi bu balonu yaratan konuların başında piyasaya verilen likitte var. Ben Kültür Üniversitesi İktisat Bölümüne bağlı olarak ders veriyorum ve oradaki hocalara soruyorum. Siz halen daha serbest piyasa ekonomisini mi öğretiyorsunuz diye. Çünkü serbest piyasada ne var? Teknik olarak iflas serbest. İflas etmiyorsunuz. Ama şimdi big too big to fail deyip bankacılık sistemleri başta olmak üzere büyük şirketlerin batmasına izin vermeyen 2008 krizinde hakikaten merkez bankalarına, devletlerin de hakikaten devreye girmediği yerde merkez bankalarına fazla abandılar ve çok ciddi olarak piyasaya müthiş bir likidite verdiler. Bu likidite beraberinde çok ilginç bir sorun daha getirdi. Bu bubble'ın ya da yükselişin 2008'den sonraki arkasındaki en büyük motiflerden biri neydi biliyor musunuz? Şirketlerin bedava parayı buldukları zaman gidip kendi hisselerini satın almalarıydı. Apple 0.10, 0.20 ile 20 yıllık İsviçre frangı ve Euro cinsinden 20'şer milyarlık tahvil ihraç etti. Gitti bunun parasıyla kendi hisselerini aldı.
Benzerini bütün şirketler Amerika'da yaptılar. Nedir bunun arkasındaki motif derseniz, onu da Piketty diyor. 21. yüzyıldaki 21st Century Capital, 21. yüzyıldaki kapital kitabında söylediği eskinin üretim modelleri, klasik üretim modelleri neydi? Emek, sermaye, arazi, rent, kira, ücretti. Temel üretim modelleri yeni ve faktörleri. Yeni bir tane ekledi bunlara. Süper profesyoneller. Süper profesyoneller geldiler. Şu andaki piyasanın onlara tanıdığı imkanla şirket değerini yükseltmek onlar için başarı. Ona karşılığında bonus alıyorlar. Şirket değerini yükseltmenin en kolay yolu ne? Gidersiniz piyasadaki hisse senetlerini satın alırsınız. Arz azaldığı için hisse senetlerinin fiyatları otomatik olarak yükselir. Ha, tek yükselişin arkasındaki tek sebep bu değil. Kesinlikle bu değil. Fakat çok önemli sebeplerden bir tanesi. Şimdi bu beraberinde bambaşka bir sorunu getirdi. Bunu 2012'deydi yanılmıyorsam. Ben oturdum Amerika'da bir Türk doçent buldum. Ve gittim bu soruyu sordum ona. Bu satın almalar nereye kadar devam edebilir Amerika'da? Böyle bununla ilgili bir şey var mı? Bir düzenleme var mı diye. Düşünün ki Apple'ın son bir hissesi Steve Wozniak'ta kaldı. Apple'ın şu anda kasasındaki parayı ben en son bıraktığımda 214 milyar dolardı. Türkiye'nin rezervlerinin iki katı. İnanılmaz parası var. Ve geldi dedi ki Steve Wozniak'ın son bir hissesine 1 trilyon dolar veriyorum dedi Apple. Steve Wozniak'a vaat edilen ne? Dünyanın ilk dolar trilyoneri. İlk dolar trilyon değerinde şirketleri var da şahsi serveti trilyon dolar olan kimse henüz daha yok. İlk dolar trilyoneri olma şansını verdi. Ve Steve Wozniak da evet dedi. Apple çalışanlar kooperatifi mi olacak? Nasıl olacak bu iş? Amerikan rüyasını yaratan en önemli faktör teknik olarak 3 ayda bir sermaye temettü verildiği için şirketler kazançlarını geniş bir kesimle paylaşıyorlardı. Fakat hisse senetli sahipliği azaldığı zaman beraberinde bu şirketlerin gelirlerini halka dağıtacak bir mekanizma dahi ortadan kalkıyor. Apple'ın tek başına çalışanlar kooperatifi olması çalışanlarına büyük fayda sağlıyor da geri kalan kimseye çok fazla bir fayda sağlamıyor. Aslında şu anda dünyada biraz evvel Erkin'in sözünü kestiğim konulardan bir tanesinin temel tartışma noktası gelir dağılım bozukluğu. İnanılmaz bir gelir dağılım bozukluğuna doğru gidiyoruz. Çok az sayıda insan servetleriyle çok büyük rakamlara ulaşmış durumdalar. Çok büyük sayıdaki insan çok ciddi fakirlik içinde yaşıyor. Biri yer biri bakar kıyamet oradan kopar noktasına hayli yaklaşmış durumdayız. Şimdi bununla ben hani oturdum nedendir diye bakınca bu parasal genişlemeleri devletlerin çalışmıyor meselesini geçtim. Ben bunu küreselleşmenin laneti diye bir yazı yazdım. Ve bu yazının da temelinde yatan Çin'e gidenler vardır mutlaka buradan. Ama Çin, Avustralya haritayı önünüze koyun. Ben onu en kolay böyle anlatıyorum. Baktığınızda alışveriş merkezlerine gittiğinizde o güzel bir örnek. %70'i uluslararası markalardan oluşuyor. %30'u yerel markalar. Aslında baktığınızda küreselleşme neyi vaat etmişti bize? Mal, emek, sermaye ve hizmet serbestçe dolaşacak. Refah böylelikle herkese yayılacaktı. Süper. Mal dolaştı, hizmet dolaştı, sermaye dolaştı. Ne dolaşamadı? Emek dolaşamadı. Bu üçü serbestçe dolaşınca gittiler o bölgedeki o ekonomileri bayağı ciddi olarak ele geçirdiler. Kontrol eder hale geldiler veya orada yaratılan katma değeri kendilerine alabilir hale geldiler. Çünkü bütün gümrük duvarlarını indirdik, korumaları indirdik, onu yaptık, bunu yaptık. Dünya Ticaret Örgütü'yle bütün sınırları açtık. Herkes çok rahatlıkla oralara gidebildi. Bu ne yaptı? Lokaldeki, yereldeki insanların inanılmaz fakirleşmesine, hem gelir dağılımının bozulmasına hem de fakirleşmesine neden oldu. Ne yaptı bu insanlar? Mecburen onlara dış düşman gösteren veya popülist söylemler bulunan politikacılara oy verdiler. O politikacılar da önce popülist, sonra totaliter, sonra da otoriter hale gelmeye başlıyorlar. Ve sınırlar yükseliyor. Her birinde bir dış düşman var. Ben onu küreselleşmeye bağlayan taraftayım. Hani şimdi buraya nereden geldiniz derseniz, bu işin patladı patlayacak meselesinde devletlerin bu gelir dağılımı, bozulma işini veya büyüme işini kalkınmaya çevirecek politikalar üretmeleri gerekirken bu konuda müthiş bir rehavet içine kapıldılar veya bu küreselleşmenin
galibi olan kurumların ya şantajı veya işbirliğiyle bir şekilde şu andaki bu düzeni devam ettirmeye çalışıyorlar. Fakat bunun özellikle bu gelir dağılımının bozulması neticesinde çok uzun süre sürdürülebileceğini düşünmeyen taraftayım. Bu işin ekonomik tarafı. Evet Şant, dinliyorum. Kısa bir cevap vereyim mi ona? O nasıl oldu? Oradan da belki sizin o kalkınma tartışmasına geçersiniz. Bittiyse senin. Yok, bitmedi de sen söyle. Buradakinden daha eğlenceli şeyler var. Benim şeye geçelim mi? Bir iki slide oradan göstereceğim çünkü. Sonra ben geri döneyim. Bir tekrar benim sunuma geçebilirseniz. Şimdi aslında yani Ali abinin dediğinin görsel olarak şeyi bu. Ücretlerin Amerika'da genelde böyle gayri safi milli hasıla içindeki payını görüyorsunuz. 1975'ler şurası 70'ler neredeyse %50'ler civarından aralıksız düşüyor, soluksuz düşüyor ve bunun değiştiğine, değişeceğine dair bir işaret de görmüyoruz. Şimdi Ali abi dedi ya, devletler yapmıyor veya yapamıyor. O konuda bir şöyle bir durum var aslında. Bir sosyolojik gerçek mi ne tam olarak bilmiyorum. Bakın 2018 ve 2008 yıllarındaki en büyük, dünyanın en büyük şirketlerini görüyorsunuz. Ki artık şu dünyanın en büyük şirketleri dediğimiz Apple, Microsoft, Amazon 1 trilyon dolarlık şirketler. 2008 döneminde Exxon, GE, AT&T, Procter & Gamble ilk böyle 5'e ağırlığa baktığınızda hep üreten imalatçı şirketler vesaire. Şimdi baktığınızda daha ziyade teknoloji şirketleri ve yazılım şirketleri. Şimdi şöyle bir kavram vardır okuduğunuzda. Elite overproduction diye. Yani savaşlara, iç çatışmalara vesaire baktığınızda bunu her yerde görürsünüz. Nedir elite overproduction? Şurada olan biten. Amerika'da 10 yıl önce vergi kanunlarını koyan, genel olarak içeride Merkez Bankası veya devlet politikalarına lobi yapan şirketlerin yapısı ile şu andakiler değişti. Eskiden New York'ta oturan adamlar, bundan iki önceki Dışişleri Bakanı ExxonMobil'in adamıydı mesela. Petrol lobisi mi ne derseniz. Şimdi petrol şirketinin CEO'su. Evet, petrol şirketinin CEO'su. Şimdi San Francisco'da veya Silikon Vadisi'nde oturan adamlar diyor ki, kardeşim artık ağırlık bizde. Ekonomiyi biz ayakta tutuyoruz, ülkeyi biz büyütüyoruz. Dolayısıyla vergi yasasını New York'taki adama göre veya Texas'taki şirkete göre yapmayın. Bana göre yapın. 100 tane senatör var kurulduğundan beri. O 100 tane senatör içinde artık benim olmam lazım veya benim oğlumun olması lazım diye bir defa orada bir kavga var. Şimdi bu kavga bazen işe yarıyor. Ne zaman? 70'lerden önce veya 75'e kadar olan dönemde elitler arası kavga çıktığında orta sınıf bu işten faydalanıyor. Yani azınlık haklarına, siyahilerin haklarına kavuşması, kadın haklarının geliştirilmesi, işte ücretlerin artması, bunların hepsini başarıyorsunuz. Elitler kendi arasında kavga ederken. Ama neden başarabiliyorsunuz? Çünkü Sovyetler Birliği tehdidi var. Komünizm tehdidi var. Orada sen eğer ekonomiyi şu andaki gibi aşağıya doğru batırırsan içeride işler karışabilir. Orada bir komünist blok duruyor, Avrupa'ya girebilir, Türkiye'ye gelebilir. Herkeste bir tedirginlik var. Elitler ben bunu kendime şeklinde yorumlayamıyor. Şu anda baktığında yorumluyor. O yüzden de 3 partili, 2 partili sistemler en son İrlanda'da gördük. Ortadan çatlıyor, arada çok başka bir parti gelmeye başlıyor. Veya Sanders gibi Amerika'da ciddi anlamda komünist solda sayılabilecek bir adam şu anda çatır çatır ilerliyor aday olmak üzere. Diğer alternatiflere bakıyorsun, bir adam değil. Elizabeth Warren da benzer bir durumda. Mike Bloomberg'u bilmiyorum seyredenleriniz oldu mu? Gömdü adamlar önceki gün. Şeyde perişan oldu adam. Dolayısıyla şu andaki bu elitler arasındaki savaş, değişen şu görüntü, az önce paylaştığı Erkin'in benim finans piyasasının çok büyük bir şişiklikte olması, bunların hepsi sosyal, ekonomik, işte reel bir yığın değişikliğe neden olacak. 150 yıl, bilmiyorum belki 150. yılda iyi olabilir ama şu aradaki 20 yılı nasıl çıkartacağız, o çok zor olacak. O iş için Erkin ve diğer Fed görevlilerini göreve çağırmıyorum ben artık. Siz bir o şeyi tartışın. Kalkınma meselesini 150 yıl... Peki onu tartışalım sonra bu 150 yıla gelelim. Şimdi bu büyümeyle ilgili biraz Erkin şunu söyledi. Ben kestim orada ama onu tekrar ayrıca konuşalım diye. Bizdeki kredi büyümesinden söz etti KGF ile. Şimdi yine bir kredi büyümesi var.
Şimdi bu büyümeyi sağlıyorsunuz. Ama inanılmaz sübvanse ettiğiniz bir büyüme sürdürülebilir olmadığı için çat diye bir sonrakinde 7.4 büyüdük, sonra arkasından tekrar 0 civarına kadar geldik. Onu da zar zor sıfırda tutabildik. Ve şimdi gene büyüyoruz, sürdürebilir miyiz? Ben soruyu başka türlü sordum. Sizin şeye benzer, o grafiğe benzer, çok benzer bir şeyim var. Her ikisi de doktor öğrencisi bu arada. Onlar bitirsinler, ben başlayacağım. Ve benim doktora tezim hazır. Doktora tezimin konusu hazır, daha doğrusu tezim değil. Doktora tezimin konusu normal büyüme patikasının üzerinde sübvansiyonla sağlanan büyümeler ya gelecek nesillere ihraç edilen kriz ya gelecek nesillerden çalınan refahtır diyorum. Ali abi ne edin tekrar? Normal... Test konusu belli değil de bizim. Ha tamam. Aa, çok iyi olur ya, siz alın ben okuyayım, ben de kurtulayım bundan. Gelecek nesillere, pardon, normal büyümeden, normal büyüme derken Türkiye'nin normal büyümesi dediğimiz 1923'ten beri 4.5 civarında ortalama büyüyoruz biz. Ne zaman ki bunu çok hızlandırırsanız, sübvanse ederek hızlandırırsanız, aslında gerçekten yeni bir büyüme patikasına yükseltmiyorsanız ülkeyi, ki Güney Kore bunu yapanların en güzel örneğidir. Eğitimle yaptı bunu ve ekonomisini her 10 yılda bir belirli sektörleri destekleyeceği o 10 yıldan 5 yıl önce de ona uygun bir eğitmeni personeli veya ihtiyaç duyduğu iş gücünü eğittiği için çok kolaylıkla bunu başardı. O zaman o patikayı yukarıya çıkarttınız. Ben 2002'de ilk gittiğimde Güney Kore'ye, üniversiteden mezun olmanın ilk koşulu İngilizce bilmekti. 2012'de tekrar gittiğimde Güney Kore'ye, bu sefer üniversiteye girmenin ilk koşulu İngilizce bilmekti. Şimdi siz bunu bütün halkı İngilizce bilen, dünyaya açık düşünen, yaratıcı inovasyona izin veren bir ortamda yapıyorsunuz. O büyüme patikasını yukarı çekiyorsunuz. O zaman zaten 4.5'ü 5.5'a veya 5'e çıkarttığınızda ortalama büyümenizde bir sorun yok. Ama o patikanın dışındaki ekstra büyümeler mutlaka yeni bir kriz doğuruyor. Ama bugün çıkıyor ama yarın çıkıyor. Ama mutlaka çıkıyor. Ya ileriye bir kriz ihraç ediyorsunuz ya ilerideki nesillerin refahından bugüne çalıyorsunuz diyorum. O yüzden büyümeyle kalkınmayı birbirinden ayırmak lazım. Bunu bir türlü anlaşamadık. Yani sadece bizde değil bu anlaşmazlık. Dünyada da var. Ve artık 1960'larda başlayan, bugün sohbet ediyorduk yine, bir büyümeye baz edilen refahın geniş kesimlere yayılma ölçütü artık değiştirilmeye çalışılıyor. En son İrlanda değiştirdi. İrlanda ya da İzlanda, biz artık büyümeyi ölçmekten vazgeçtik dediler. Biz refah katsayısını ölçeceğiz, mutluluk katsayısını ölçeceğiz dediler. Mutlaka bir takım kriterler geliştirilecektir. Benzer tartışma Avustralya'da var. Benzer tartışma başka ülkelerde, İskandinav ülkelerinde var. Büyüme artık önemli göstergelerden biri olmaktan çıkıp kalkınma önemli göstergelerden biri olmaya başlıyor. İnsanların mutluluğu önemli referans noktalarından biri olmaya başlıyor. Bizim için henüz daha bu tartışma erken, ama yavaş yavaş bu büyüme ile kalkınma arasındaki farkı biraz ayırsak diyorum ve burada sözü biraz Erkin'e bırakıyorum. Sadece bir şey söylemek istiyorum. Şimdi kişisel verileri koruma kanunu, doğru mu? KVKK. Tamam, çok önemli. Google 3 dakika önce neyi merak ettiğinizi biliyor. Kredi kartı şu an ne yaptığınızı biliyor. Cep telefonu nerede olduğunuzu biliyor. Instagram geçen yıl Bodrum'da bikinide hangi rengi tercih ettiğinizi biliyor. Facebook dün akşam özelden alkollüyken kime yürüdüğünü biliyor. Neyi koruyacaksın ya? Olay olmuş zaten. Ya geçen bir yerde sohbet ediyoruz. Sohbet sırasında şunu söyledi karşıda masadaki. Hocam dedi, ah dedi, o Rakka bizde olaydı. Rakka. Suriye'deki petrol sahası var ya. Hı hı. Diyor Kerkük bizde olaydı. Dünyaya meydan okurdu. Ha, onun cevabı az sonra geliyor. Ya şimdi sanıyor ki halen yani 21. yüzyılda petrol yok. Veri asıl petrol. Ama veriyi de aramanız lazım, bulmanız lazım, çıkarmanız lazım, işlemeniz lazım, ürünleştirmeniz lazım. Nereye geleceğim? Bakış açısını önce değiştirmemiz lazım. Şu anlamda değiştirmemiz lazım. Geçenlerde bir pazarlama konferansı. Anlatıyorum şimdi benim bilançoya verdiğim önem. Çünkü gidiyorsun firmaya soruyorsun, bir bilançonuzu getirin de bakalım diyorlar. Hangi bilançoyu getirelim hocam diyorlar. 3 tane bilanço var ya memlekette.
Vergi usulüne beş, göre 5. Üzerinden kamyon geçmişi getirin diyorum. Hani yani kabul etmediğin, varlığını kabul etmediğin bir sorunu çözme şansımız yok. Bilanço yok. Yılda bir kere şey nerede gelir tablosu? Ölçemezsen bilemezsin, bilemezsen yönetemezsin. Biz market, o Türkiye'de bakın market zincirleri var ya, market zincirlerinin müşteriler içeri giriyorsa hani o kartlar var ya, market kartları. Toplama oranı %30. Market işleticisi içeriye giren müşteri ne zaman ne almış, yanına ne koymuş, hangi sıklıkta hangi mağazaya geçmiş bunu bilmiyor. Rafı neye göre düzüyorsun diyorum. Diyor Migros öyle yaptı. Ya da bizce satar. Bu kafadan çıkmazsak bana pazarlama ekibi ne dedi biliyor musunuz? Dedi ki bana, hocam dedi anlatıyorsun bu bilançoyu dedi. Ben dedi pazarlamadan geliyorum, işin ciğerini biliyorum. Yemişim bilançonu dedi bana. Ben de dedim ki bir saniye, artık elektrik attı. Şimdi dedim gel dedim gelir tablosunu açıyoruz. Gelir tablosundaki ilk kalem ne? Satışlar. Maliyet kalemlerine bakacağız. Satışlardan sattığımız malın maliyetini veya ürettiğimiz malın maliyetini çıkarıyoruz. Doğru mu? Doğru mu? İşte o maliyet kaleminin tutarını belirleyen şey senin üretim zekan. Senin satın alma zekan. Devam edelim. Sattık. Sattığı malın maliyetini çıkarttık. Nereye geldik? Net satış kârına. Net satış kârına neyi çıkarıyoruz efendim? Faaliyet giderleri, öyle değil mi? Faaliyet giderlerinin içinde personel giderleri var. Senin insan kaynakları zekan. Onun içerisinde lojistik var. Senin lojistik zekan. Operasyon zekan. Devam edelim. Geldik faiz amortisman verdi öncesi kâra. Atalım faizi içinden. Faiz neyi gösteriyor? Finansal yönetim zekanı. Amortisman neyi gösteriyor? Yatırım zekanı. Vergi neyi gösteriyor? Vergi planlama zekanı. Ve sen buna yemişim diyorsun. Bilanço okumayı bilmeyen üst yönetimler şirket yönetiyor. Biz kızmayalım. Biz yani dipten yukarıya doğru her yerde o kadar eksiğimiz var ki ve öyle bir dönüşümün eşiğindeyiz ki kırılma anı. Kırılma anı. Serengeti düzlüklerinin bir kuralı var. Serengeti düzlüklerinde der ki her sabah bir aslan uyanır ve o aslan o gün en yavaş koşan ceylandan daha hızlı koşmak zorunda olduğunu bilir, yoksa aç kalacağını da bilir. Serengeti düzlüklerinin asıl kuralı, yemeğin senden hızlı koşuyorsa, yandın demektir. Biz şirketler olarak ve ülke olarak bu dönüşümün hızından daha hızlı dönüşmek zorundayız. Değişmek demiyorum, dönüşmek. Çünkü artık reform yapalım. Ne yapalım? Reform yapalım. Reform yapalım diyorlar. Reform, form mevcut. Mevcudun iyileştirilmesi demek. Mevcudun iyileştirilmesi değil. Mevcudu külliyen atıp bizim yeniden iş yapış modellerimizi yeniden düşünmemiz, yeniden inşa etmemiz lazım. En büyük problem bakış açısı. Bakış açısına bir örnek de vereyim, bitireyim. Sinek züccaciye dükkanına girse, züccaciye dükkanında hiçbir şey yapamaz. Ama sinek bir boğanın kulağının içine girerse, o boğayı panikletirse, işte o boğa o züccaciye dükkanını dağıtır. Sinek safsatadır. Sinek ön yargıdır. O boğa da o sineğin içeri girmesine izin veren geri kalmış kafadır. Dolayısıyla bizim iş yapış modellerimizi külliyen değiştirmemiz lazım. Başta veri yönetimi şematize etmemiz lazım. Süreçlerde nerelerde tıkanıklık var? Nasıl savaşacağız bunlarla ya? Apple aldı. Şimdi unicornlar geliyor. Unicornlar. Unicorn dediğiniz tek boynuzlu uçan at mitolojide var. Efsaneleşmiş şeyler. Uber'ler, Airbnb'ler. Artık ortada bizim mesela bizim bakış açımız, biz diyoruz ki büyüyelim. Nasıl büyüyelim? Bakıyor yan fabrikaya. Onlar zor durumdalar. Onu da alalım. Duran varlık yatırım. Biz sanıyoruz ki bilançoyla büyüyeceğiz. Bilançoyla büyüyeceğiz. Amazon dünyanın en büyük şirketi. En büyük şirketi, dünyanın en büyük kitapçısı. 3-5 kitapçısı var, sadece mağazası var. Uber işte diyoruz ya, dünyanın en büyük taksi hizmeti sağlayıcısı ama taksisi yok. Udemy'ye bakın, dünyanın en büyük eğitim şirketlerinden biri, eğitim şirketi yok. Bilançoyu iki boyutta büyümek değil, bilançoyu üçüncü boyutta büyütmek asıl olan. Ve bunu yapabilecek tek şey şirketlerimizin yetenek yönetimi, insan kaynakları yönetimi demedim, yetenek yönetimi ve yetenekleri bulup bu ülkede kalmalarını, şirketimizde tutunmalarını sağlamamız lazım. Bu çok önemli. Ben müşavirlerleydim geçen gün.
Dedim ki mali müşavirler olsa getirdim bilançoyu. Dedim alın bakalım beraber. Mizana da gireriz isterseniz ama ben şu soruyu soruyorum dedim. Bilançonuzdaki en önemli kalem hangisidir? Kimisi baktı dedi ki kısa vadeli yabancı kaynaklar. Kimisi dedi ki stoklar çok önemli hoca. Kimisi dedi ki ticari alacaklar. Taktılar bize tahsil edemiyoruz dedi. Bu çok önemli dedi. Ben de dedim ki hayır. Bilançodaki en önemli varlık bilançoda olmayandır. İnsandır. İnsan. Yani eğitim, şirket eğitimlerinde eksikler var. Ülkede %2 yeteneğimizi tutamıyoruz. Apple'da çalışıyor, Google'da çalışıyor, Microsoft'da çalışıyor. Nasıl mücadele edeceğiz? Asya bugün Pasifik Havzası ile Atlantik Havzası yarı yarıya dünyada. 20 yıl sonra Pasifik Havzası 2/3 hakimiyete olacak. Ve bütün savaş bu bölgede. İki dev savaşıyor ve biz ortadayız. Bunu fırsata çevirecek, yani Bedri Rahmi'yi haksız çıkarmamız lazım. Bedri Rahmi'nin meşhur dizesi var ya, sen ne şusun ne busun oğlu Mernus, otobüsü kaçırmış bir milletin çocuğusun diyor. Bu sefer 4-0'ı kaçırma şansımız yok. 1-0, 2-0, 3-0 da problem oldu ama 4-0'ı kaçırma şansımız yok. Müthiş bir, yani o kripto paraları falan konuştuğumuzda, şimdi ben soruyorum. Oraya geleceğiz şimdi de. Zaten oraya geçelim hazır geçelim. Çünkü şimdi bir iki şeyi paylaşayım. Petrolle ilgili söylediği şey, petrol çağı bitiyor. Yani ben petrol şirketiyle uğraşan birisi olarak da söyleyeyim. Tarihlemesiyle ilgili tartışmalar var. 2040, 2050 vesaire diye. Şimdi bu tarihlerin bir tarafını yani bir tarafa koysak bile Avrupa'da 2025'ten itibaren elektrikli araba kullanımı bazı ülkelerde zorunlu hale gelmeye başlıyor. B, dizel araba üreten, mesela Volkswagen artık dizel arabayı Türkiye'de üretip orada elektriklerini üretecek. Veya Türkiye'de olmasa bile başka bir yerde üretecek ama sonuçta elektrikli arabalar geliyor ve otonom arabalar da geliyor. Şimdi burada, Mehmet Bey burada hemen bir soru var. Hepinize bir soru sorayım. Otonom araba geldiğinde çok önemli bir değişiklik olacak. Birkaç değişiklik olacak ama ben bir tanesini şu anda otonom arabaların en büyük tartışma konusunun şu olduğunu söyleyeyim. Bitti onlar, yapıldı. Onlar, ben kullandım bir tanesini bu arada. Yani bir tane kullandığım bir araba Audi 180 kilometrede otobanda ellerimi bıraktım. Hiçbir şey yapmıyorum. Araba şeritleri takip ederek ve önündeki arabaların hızını da ayarlayarak kendi kendine gitti, yavaşladı, bekledi. Ben ellerimi tutuyorum. Bir dakikada bir tutma zorunluluğu var. Almanya'daki kural oymuş ama şu anda otonom arabalar var. Ve bu arabalar hakikaten elektrikle üretildiğinde, elektrik depolama şu anda dünyanın ikinci en önemli problemlerinden bir tanesi çevre. İkincisi elektrik depolama. Onu da hallettiğimiz zaman Steve Wozniak değilse ilk dolar trilyonunu elektriği depolayan kimse, kim başarmışsa ilk dolar trilyonunu o olacak. SpaceX'i de bu arada unutmayın. Uzay madenciliği hikayesi. Onu da belki Şant konuşur ama şöyle bir şey daha paylaşmak istiyorum. Hani 150 yıl yaşama hikayesini paylaştığımda bir takım şeyler değişecek. Bunların içinde bizim hayatımızı değiştirecek olan biyobotlar geliyor. Yani bize eksik organlarımızı robot şeklinde üretebilecekler. Ama daha önemlisi organ üretimi geliyor. Suni organ. Yıpranmış, eskimiş, çalışmayan, bozulmuş organlarımızı değiştirecekler. Üretim modellerimiz değişiyor. Üretim modelleri değişiyor ve özellikle bu denizliği çok yakından ilgilendiren bir konu. 3D printerlarla ev yapıyorlar. Silah yapmayı geçtim. Ve butik üretim geliyor. Mass production yerine butik üretim geliyor. Böyle bir dünya değişimi aslında sadece üretim tarafında değil ama sosyal tarafta da bir takım değişimleri gelecek. 150 yılla ilgili bir soru sorayım mı hepinize? 150 yıl boyunca aynı meslekte olabilir misiniz? Bir takım, Şant bir diğerinde bahsetti, sosyal güvenlik sisteminde çökecek 150 yıl yaşandığında. Bir başka soru daha, 150 yıl boyunca aynı kadın veya aynı erkekle evli olmak ister misiniz? Tabii ki isteriz Ali abi, ne öyle diyorsun? Ödül nerede? Ödül. Ödül nerede? Neyse ödül yokmuş, sen rahat konuşan. Ama tabii, neyse Ömer Bey burada, o yüzden tabii ki isteyemiyoruz. Sen şey yapma, yanıtlama. Ciddi olarak demografik değişiklikler olacak. Yani bunlar beraberinde çok ciddi sorunlar getirecek. Sonuçlar getirecek. Ama o döneme gelmeden bir takım değişiklikler özellikle
teknolojideki üç devrimden bahsediliyor aslında baktığınızda. Birincisi internet bilgiyi liberalleştirdi. Müthiş. Herkes artık ulaşabiliyor. Bilgi bazı kişilerin tekinde değil. Ha, internette her bilgi doğru mudur? Değil. Ama doğrusuna ulaşabileceğiniz artık ciddi bir altyapı var. E-mail iletişimi değiştirdi. Artık kimse kimseye tebrik kartı atmıyor veya mektup yazmıyor. E-mail müthiş bir değişim yarattı. Şimdi yeni bir değişim geliyor. Üçüncü devrim olarak anılıyor. Blockchain. Çok şey değiştirecek bence de. Ve çok şanslısınız. Türkiye'nin iki tane Bitcoin dahisi diyebileceğimiz veya uzmanı diyebileceğimiz arkadaşımız var. Şimdi ben onları sırayla bırakayım. En son tartışma konusunu kendime saklayacağım. Kripto paralarla ilgili. Ama şu blockchain'i önce bir anlayalım. Ne değiştirecek konusunda. Önce senden bir başlayayım. Ondan önce Ali abi, kitap yazmış olan arkadaş, eksik bir şeyiniz varsa seninkini tamamlasın. Madem olur blockchain'le şu kripto para farkını bir. Tabii ona değineceğim. Evet, önce ben bir... bak blockchain'i istedim önce. Kripto para istemiyorum. Otonom önce bir blockchain'i anlayalım. Araçtan bahsettiğin için çok ufak bir soru sormak istiyorum. Yurt dışında bunun üzerine bir çalışma yapıldı çünkü. Diyelim bir otonom araç yolda gidiyor. Karşısına iki tane çocuk çıktı. Çocuklara çarpsın mı bu araç, yoksa direksiyonu kırıp uçurumdan aşağı mı atsın? Fikriniz ne? Çocuklara çarpsın diyen var mı? Yok, atsın. İkinci olarak şu soruyu soruyorlar denekteki kişilere. Bu aracı siz alır mısınız? Ne çıkıyor orada sonuç dersiniz? Çoğunluk almam diyor. Çünkü kendini aşağı atman gerekecek. Şimdi bu kadar değişimden bahsediyoruz aslında ama bunun arka tarafında hukuktan tut bir yığın değişim olması lazım. Yani evet işler çok iyiye gidecek, çok muazzam bir değişiklik olacak ama sosyal yapı da şu anda buna hazır değil. Yani o geçişi yapmamız o kadar da kolay bir olay değil. Geleyim şey tarafına. Yok, ona ben bir çıt daha bir şey daha ekleyeyim. Yani ne değişik diye şimdi sordum. Onun çok enteresan bir değişimi daha var. Ben şeye inanan taraftayım. Evet, o çocuk sorusunun cevabında ben de o arabayı alırım, o uçuruma uçarım. Kurtulma umudum var mıdır diye. Çünkü hakikaten vicdaniyle ilgili sıkıntı yaşayacak adamlardan bir tanesiyim. Ama bunun sonunu inşallah çözeceğiz, bir yolunu bulacaklar. Çok ilginç bir şey daha olacak. Artık otoparklara ihtiyacımız kalmayacak. Otopark kaderine son. Her taraf yeşil alan olmaya şansı var. Ben mesela benim en çok merak ettiğim ve beklediğim değişim o. Çünkü diyeceksiniz ki nereden böyle bir şey vardı? Arabaya gel diyorsunuz geliyor, git diyorsunuz gidiyor. Şunu yapabilir miyiz bu sınırlamada? Bilmiyorum, yurt dışında mutlaka araba kullanmış olanlarınız vardır. Ben geçenlerde Kanada'da araba kullandım. 60 diyor, 63'ün üzerine geçmiyorsunuz. 70 diyor, 75'in üzerine geçmiyorsunuz. 110 diyor, 115'in üzerine veya 120'nin üzerine geçemiyorsunuz, geçmiyorsunuz. Geçmiyorsunuz, geçemiyorsunuz. O durumlarda 35-40 kilometreye alışır mıyız hepimiz? Ve onu yönetebilir miyiz? Bir yolunu buluruz gibi geliyor bana. Bir yolunu bulacağız. Hız meselesini başka bir ülkede çözeceğiz. Yalnız Hyperloop'la çözeceğiz hız meselesini. Şunu söyleyeyim, şeyde Google'ın otonom arabası kaza yaptı. Evet. Polis geldiği zaman kime ceza keseceğinde... Bilemedi. Olay şey oldu. Dağıldı. Mutlaka alt tarafta çok şey değişecek. Bak, trafik kurallarından tut hukuka, mirasa kadar birçok şey değişecek. Yani değişmek zorunda daha doğrusu. Kaotik dönem. Esas ben oraya geleceğim zaten. Bu değişimi kolaylaştıracak konulardan biri midir blockchain? Olabilir. Çok kısa. Blockchain nedir, bir onu anlatır mısın? Bir, evet, hem Bitcoin'in içinde blockchain ne oluyor? Ben şahsi fikrimi söyleyeyim. Erkin katılır mı bunu bilmiyorum. Ben kripto paranın fikrin blockchain'den çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Blockchain beni o kadar heyecanlandırmıyor, açık söyleyeyim. Yani sizin ben açınızdan daha tartışmayı ben oradan başlatacağım. Şey olabilir. Hani e-mail internet örneği var ya, ben ona çok katılmıyorum. Yani bu e-mail değil. Ondan daha önemli, çünkü arka tarafta çok büyük bir şeyi değiştirebilir. Şimdi aslında yani herkesin 3 aşağı 5 yukarı bir fikri vardır ama şunu söyleyeyim. Yani normalde bir alışveriş yaptığımız zaman ben işte bakkala gidiyorum, 5 lirayı veriyorum, bana şu şişeyi veriyor. Bakkalla aramızda şöyle bir konuşma olmuyor. Adın, soyadın,
İşte yaşadığın yer, hangi saatlerde su içersin, ağırlıklı kola mı içersin, işte bir ay içinde 30 tane mi su alırsın. Bu bilgilerin hiçbiri eğer hani benim bakkalım değilse bilmiyor bu bakkal. Alıp parayı verip oradan çıkıyorum. Erkin az önce çok isabetli söyledi. Eğer şu anda zaten Google Siri açıksa sizin, yarın muhtemelen bu konularda da reklamlar gelmeye başlayacaktır. Kredi kartınızda bütün bu bilgiler var. Mesela işte Obama veya başka bir ülkenin başkanı ülke bize geldiğinde veya başka bir yere gittiğinde ne oluyor? Tuvaletini beraberinde getirip götürüyor adamlar. Çünkü çok ciddi bir veri topluyorsun orada da, eğer toplayabilirsen. Şimdi Bitcoin ve blockchain'in sağladığı noktalardan bir tanesi, sadece bu değil diğerlerine de değineceğim. Aslında bu kağıt parayla normal hayatta yaptığımızı internet ortamında da aynı gizlilik demiyorum, anonimiteyle yapmamıza fırsat veriyor. Şöyle düşünün, burada ben şu şişeyi, iyi ki söylemiyorum uzun uzun, Ali abiye verecek olsam ve ondan 5 liraya alsam, sonra da dışarı çıkıp ya Ali abi de bunun bana parasını vermedi desem, hepiniz bu işleme şahit olduğunuz için kimse inanmaz buna. Daha sonra Ali abi bu şişeyi Erkin'e verirse yine hepiniz aslında bunu kaydediyorsunuz. Yani bir Excel var gibi düşünün. Her yapılan işlem oraya kaydediliyor. Ve bu şifreleniyor. Dolayısıyla aslında Bitcoin dediğiniz bir paradan ziyade ödeme aracı olarak dizayn edilmiş ve içinde internet teknolojisi zaten vardı. Blockchain teknolojisi, yani bir zincir şeklinde bir işlem yapıldı, kaydettiniz. Diğer bir işlem yapıldı, onu da kaydettiniz. Ayrı ayrı insanlar kaydetti. Belki burada beni kayıracak olan insanlar vardır. Hayır, Ali abi o parayı vermedi, sen doğru söylüyorsun diyecek insanlar vardı ama bütün salondaki kayıtlarda böyle bir şey söz konusu olamaz. Dolayısıyla o kayıtların bir kısmı bozulsa bile zincirin tamamının bozulması mümkün ama çok çok zor. Şant, gördüğüm en güzel örnek. Bir dakika, ne olur bozma. Çok muhteşem bir örnek. Buradaki herkes kayıt defteri. Bunu söylüyor. Ve herkes bu transferle ilgili bilgiyi kaydediyor ve birbirini doğruluyor. Öbür tarafta bugün kullandığımız sistemde bir tane merkezde kuruluş, bu Yapı Kredi Bankası olabilir, Vakıf Bank olabilir, kendi serverında tek bir merkezde kayıt tutuyor. Hani onu şey yapmıyorum çünkü muhteşem bir örnek oldu. Hayır. İstersen dolayısıyla bir de bunu şifrelediğiniz zaman işte bu gizlilik demiyorum tekrar, anonimiteyi de sağladığınızda kağıt parayla yaptığınız işlemi internet ortamında da çok rahat bir şekilde yapar hale geliyorsunuz. Ha, ama ne oldu? 2008 krizinden sonra bu Bitcoin'in, az önce dedim ya, zincir halinde gidiyor, bloklar halinde gidiyor aslında. İlk bloğuna yaratıcı veya yaratıcılar, erkek veya kadın, bir ilk bloğun içine bir mesaj yerleştirdi. Mesajda da The Times gazetesinin işte Merkez Bankası ikinci kez bankaları kurtarıyor şeklinde bir ifadesi var. Dolayısıyla bir anda Bitcoin bir ödeme sistemi olarak dizayn edilmiş olsa da bir para olarak kabul edilmeye başlandı ve özelliği ne? Sınırlı bir para. Yani 2008 krizinde batan bir mobilyacı veya işte sanayide bulunan Ahmet Ağa'nın otomotiv tamirhanesi kurtarılmadı ama bankalar kurtarıldı. Onun için Merkez Bankası müdahale edebiliyor. Ama Bitcoin'de öyle bir müdahale yok. Bunun bir sınırı var, bir algoritma var. O algoritma kimseyi kayırmadan belli bir ölçüde üretecek. Şimdi bunun ötesinde bunu herhangi bir şey ekleyebilirsiniz. Bu zincirin üzerinde herhangi bir kaydı tutabilirsiniz. Sizin nüfus kayıtlarınız, yani en problemli olan şeylerden bir tanesi, örneğin Afrika'da insanların ne tapu kaydı var ne nüfus kaydı var. Az önce sen örnek verdin ki, Türkiye'den örnek verdin, işte annenin raporlarından vesaire belki bahsedersin. Bu kayıtların hiçbiri yok. Dolayısıyla bankaya gittiğiniz zaman adam diyor ki kimsin, nesin, teminat olarak ne gösterebilirsin? Bu kayıtların hiçbiri yok veya bir iç savaşta ortadan kaybolmuş veya değiştirilmiş. Blok zincirinin üzerine bunların hepsini yükleyebiliyorsunuz. Daha da önemlisi, bazı akıllı kontratlar dediğimiz, işte Erkin bahsetti,
aradaki sadece merkezi yapıda bir banka veya takas bank veya merkez bankası değil, noteri de aradan kaldırabilirsiniz. Yani ben Erkin'le bir anlaşma yaparım, anlaşmayı o akıllı kontrata yükleriz. Ben derim ki Erkin, arabanın anahtarını sana veriyorum, 100.000 TL'ni bana yolla. Erkin bunu bana yolladığı zaman, kayda geçtiğinde o akıllı kontrat anahtarı çalıştırır hale gelecek. Dolayısıyla arada bir noter olmasına gerek yok. Erkin zaten bana o parayı göndermezse o verdiğim anahtar çalışmıyor. Yok, yani hatta bir çeteleriye gidebilirsin. Erkin'le hiç konuşmadan, görüşmeden bir kontratı sisteme koyarsın. Kontrat şartlarını ortaya koyar. O şartları kabul eden birisi sana o parayı gönderdiği anda kontrat kaç tarafa yükümlülüğü yerine getirir. Evet. Sen parayı alırsın. Kimse kimseyle daha önceden görüşmesine bile gerek kalmaz. Ki öyle olacak. Bu çok önemli ama tekrar, yani bunu her şeyde yapabilirsiniz. Örneğin dünyanın en büyük problemlerinden bir tanesi işte kanlı elmas dedikleri, Afrika'da son derece kötü koşullarda terör hatta noktasına kadar varan şekilde elmasların çıkartılması. Dolayısıyla işte De Beers'e gittiğiniz zaman bu temiz elmastır diye bütün o aşama aşama tutmak zorundalar. Şuradan çıktı, şuraya gitti, buradaki kişi düzgün bir aracıydı vesaire. Ama bir yığın orada bürokrasi var. O bürokrasinin değiştirilmesi kolay, arka tarafın kontrol etmesi zor vesaire. Mesela buraya da blok zinciri üzerinden de bunu götürebilirsiniz. Ama dedim ben bundan ziyade az önce hepimizin anlattığı kapımıza gelen çok büyük ve sadece bir sektörde, bir alanda değil, politikada, işte endüstride, eğitimde, bütün bunların bir araya dizilmiş olması ve piyasalarında çok fazla genleşmiş olmasından dolayı para sisteminin değişmek zorunda kalacağından düşünüyorum. Bitcoin fikri o açıdan önemli. Yalnız burada iki nokta var. Birincisi şu, senyoraj dediğimiz şey senyörün hakkı. Yani İngiliz pound'un üzerinde neden kraliçenin resmi var? Otorite budur diyor. Bizde de aslında Atatürk ilk vefat ettiğinden sonraki dönemde biliyorsunuz, görmüşsünüzdür, İsmet İnönü'nün resimleri var. Neden? Hani otorite burada, bir süreklilik var anlamına geliyor. Dolayısıyla birincisi o en çılgın Bitcoin'in fikri, yani her şey Bitcoin sistemine geçecek. İşte dolar da perişan olacak. Bir, hani bu işi devletle konuş bakalım, o olacak mı? O tartışılan bir konu. İkincisi devletler kendi dijital parasını çıkartıyor. Dijital para zaten var. Aslında az önce söylediğim rezervler, dijital para veya elektronik para zaten kredi kartında vesaire var. Dijital paradan kastım merkezi bir yapı üzerinden giden bir dijital para. Bitcoin'e benzer ama merkezi. Şimdi burada iki tane dinamik var. Birincisi şu, bu olsun mu? Olsun diyorum. Çünkü kara para aklamayı çok net kesersin önünü. Veya şeyin vergiden kaçınma veya kaçırma. Yastık altına saklayamayacağız ama yalnız. Bize uymaz o iş. İşte zaten o da önemli. Yapma nedenlerinden biri de o. Düğünde Bitcoin taktık Ali abi. Çok zorlamışsınızdır ya. Hayır. Kol bulutlu mu? Sosyal medyada var mı görüntü? Aynen, kol bulutlu mu tabii. Bir bulutlu mu, bir bulutlu mu? Bir cüzdan, bir cüzdan, bir cüzdan. Düğünde Düğünde Bitcoin takan ilk ülke olduk biz. Evet. Şimdi aynı zamanda vergi olayını da çözüyoruz. Ama en önemli, bunu yapmak istemelerinin altındaki en kritik neden şu. Sıfır faize geldikten sonra para politikası çok etkileşici hale geliyor. Biraz daha indirebiliyorsunuz. -0.5'e indirebiliyorsunuz mesela. Ama -1'e indirdiğinizde banka veya Moody diyor ki kardeşim ver benim paramı. Ben bunu giderim. Evet, kasa kiralarım. Tabii bunun etrafına işte dobermanlı silahlı adamlar koyarım. Bunun maliyeti bana zaten 0.90 baz puan. Sen benden 1 baz puan istiyorsun. Ben bunu sistemden çekerim. Eğer elektronik, dijital ne derseniz deyin, kağıt para sistemden çıkarsa Merkez Bankası bir sonraki krizde diyecek ki faizi -5 yaptım kardeşim. Harcamak istemiyor musun? Senin bankadaki paran azalacak. Dolayısıyla siz bunu, bu dijital parayı gidip harcayacaksınız. Birinci en önemli nedenlerinden bir tanesi bu. Tehlikeli olan kısmı, ikinci bir tehlikeli kısmı daha var. Mesela son konuşmasında Powell bizim anlayışımıza uymaz dedi. Ama uyar. Yani sonuç olarak Çin açıkça herkesi takip ediyor, dinliyor vesaire. Amerika bunu üstü kapalı bir şekilde yapıyor. Arada işte sızdığında, geçenlerde sızdı mesela, o zaman öğreniyoruz. Böyle bir sistem yarattığınızda işte o kredi kartında bıraktığınız bilgilerden çok daha fazlasını
bu dijital paraya, yani devlete emanet etmiş olacaksınız. Bu işte yine bizi aynı yere getiriyor. Çok büyük bir sosyal değişim olması lazım ki devleti siz ayrı bir parasal sisteme zorlayabilirsiniz. Yoksa devlet elindeki sopayla o Bitcoin'i bir varlık olarak belki yaşatır ama altın gibi olur. Alırsınız 20-50 bin dolar olur vesaire ama sistemin ortasına gelemez. Yani kredi sistemini nasıl yaratacaksınız? Bunların hepsinin tartışılması lazım. Şu anda bunun başındayız. İşler bir fikir ama Erkin hani kitabını da yazdı zaten. İlkan sen de sen bu şeyi en önemli uzmanlarındansın. Ben sadece şu soruyu soracağım. Londra'da kızınız var. Telefon açtı. Cumartesi akşamı. Baba para yok. Cüzdan gitti. Gönderebilir misiniz para cumartesi akşamı efendim? Evet. Ne olur ya kızınıza. Ben gönderirim. Ne üzerinden? Arkadaşlarım var orada bir telefon edelim. Onu biter. Projeyi baltalamak için herhalde. Gönderemiyoruz çünkü bankalar diyor ki tatildeyiz kusura bakmayın. Hafta sonu hafta sonu 7.30'dan sonra bunu yapayım. İşlem saati sınırınız var diyorlar. Pazartesi bir dakika derler. Bir bitireyim. Araya girdim. Bitcoin'i mi anlatacağım? Bir blok. Bitcoin diyeceğim. Bir başka bir şey yapacağım. Kripto parayı mı anlatacağım? Kripto paradan blok işliyorum. Ben bile karıştırıyorum. Yok bu kripto para. Bu kripto ben, para. Ben blockchain'i önce anlatmak istiyordum ama. Anlatır. Muhteşem anlatı. Ne söyleyeyim ki? Kayıt defteri herkes dedi. Tamam buyur abi. Pazartesi parayı gönderdiniz kızınıza. Hiç Londra ya para transferi yaptınız mı bilmiyorum. Daha önce Londra'da para transferi yapmadığınız bir bankaysa öğleden sonra varıyor. Evet, bugün var öyle. Yavaş. Ve bugün gönderiyorum kendi bankam. Ciddi söylüyorum. 20 dolar Swift alıyor benden 1000 dolara. Oraya gidiyor 934 dolar. %5 altıya çıkıyor. 1000 dolardaki işlemde komisyon maliyeti pahalı. Pahalı, yavaş. Hafta sonu kısıtı var. İşlem saati diyor. Amerika diyor ki o musibet. Sen diyor İran'daki Yusuf'a diyor ki Küba'daki Ernesto'ya para gönderemezsin. Demek ki artık bu bitti. Facebook kendi kripto parasını çıkarmaya çalışıyor. Bir libra diyor, bir dolar olacak. Öyle yazdı, daha çıkmadı. Bir libra, bir dolar. Hep bir dolar olacak diyor. Hatta bir de komik bir şey yapmışlar. Hani dolar üzerinde in God, we trust, Tanrı'ya güveniriz yazar ya. Bunlar da böyle bunun gırgırını yapmışlar. In Zuck, Zuck, we trust diye. Zuckerberg'e güveniriz diye. Facebook Birleşik Devletleri'dir. Gezegende 7,5 milyar insan, 2,5 milyar Facebook'un kullanıcısı var. Facebook'tan daha büyük bir devlet yok. Ve o Facebook diyor ki kullanıcılarına, alın diyor bir tane şöyle bir cüzdan. Bu önemli bir şey değil. Kendi Bitcoin cüzdanımı açmayacağım. Bitcoin cüzdanımı açmayacağım çünkü kopyalanır falan, kamera çekiyor orada. Binlerce Bitcoin var içinde. Şu bir kare kod. Bu bildiğiniz Starbucks. Reklamını yapmak için burada değilim. Bu Starbucks'ın kare kod. Bunun altında bir de böyle bir cüzdan adresi olduğunu düşünün. Diyorum ki Amerika'daki Can'a, bro gönder bana şu adresini. Tu bölümüne koyuyorum. Kaç dolar gönderecek? 1000 dolar mı? Pazar günü ne güzel 1000 dolar, 1000 libra gönderiyorum. Onun bu kare koduna 1000 libra geldi. Bu 1000 librayla istediğini yapabilir. Gider Walmart'ta alışveriş yapar, okutur. Kasata 37 libra düşer. Ben libra'yı anlatıyorum. Önemli değil. Biz burada yanlış anlaşılmayalım. Bitcoin olmayabilir 7 yıl sonra. Ama biz teşekkürler Bitcoin diyeceğiz. Bize aracısız, ucuza, hızlı, demokratik ve global bir şekilde para transferini yapmayı öğrettiğin için. Bakın Starbucks bile bankacılık yapıyor ya. Buraya ben 100 lira koyuyorum. Kredi kartımla ödüyorum. Nakitle ödüyorum. Fark etmez. Bu 100 lirayı ben peyderpey eriteceğim. Kullandıkça eriyor. Kullandıkça eriyor. Ben Starbucks'a vadesiz mevduat yatırmış oldum. Yakaladınız mı efendim? Şu an bankacılık yapıyor. Silikon Vadisi de geliyor bankacılığa. Facebook da geliyor. Ve bunun ne avantajı var? Niye dijital ödeme sistemine geçin lütfen marketler diyoruz. Şundan dolayı efendim, şundan dolayı geçmelisiniz. Siz müşterinizin sepetini takip edebilmelisiniz. Örnek, market örneği verdim. Bir tane turizm örneği de vereceğim. Müşteri sadakat programını bunun üzerinden yönetebilirsiniz. Bir müşteri bulmanın maliyeti olsa mevcut müşteriyi korumanın maliyeti 1.